14 lira seviyesinin altına sarkmalar alım yeridir. Daha önceden alım yapmış, Aralık, Ocak, Şubat aylarında alım yapmış olan yatırımcıların satış yeridir. 900 lira seviyesinin altında sarkmalarda kademeli alım yapmanın daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. 3 yıl aradan sonra Fed faiz artırımına gitti. Bu durum piyasaları nasıl etkileyecek? Fed'in faiz kararı piyasalarda sürpriz değil. Aylar öncesinden Fed bu kararını zaten açıkladı. Mart ayında bir faiz artırımı yapacağını açıklamıştı. 25 baz puanlık bir faiz artırımıyla süreci başlatmış oldu. Biraz şahin tonda konuştu. 7 kez bir toplantı yapacağız. Gerekirse 7 toplantıda faiz artırımı yaparız diye piyasalar aslında bir noktada mesaj vermeye çalıştı. Aslında Amerika'da enflasyon artıyor ama biz gereken müdahale yaparız türünde bir mesaj vermiş oldu. Ben 4 kez bir faiz artırımı bekliyorum Amerikan Merkez Bankası Fed'den. 25 baz puan olmak suretiyle yılı 1 puanlık bir faiz artırımıyla tamamlayabilir. Sürpriz olmadığı için piyasalarda çok aşırı bir dalgalanma görmedik. Ne emtia fiyatlarında ne dolar kurunda böyle agresif bir dalgalanma görmedik. Bu yıl yine dediğim gibi 4 kez bir faiz artırımı yapan Fed karşımızda olacak, ancak enflasyon da artmaya devam edecek. Bu enflasyon ne kadar artarsa Fed'in adımları da bir o kadar değişebilir. %7.9 civarında bir enflasyon var ama muhtemelen bu mevsimsel etkiden dolayı Mayıs ayından sonraki süreçlerde biraz daha enflasyon durulabilir. Bütün dünya için geçerli bu. Bu durulan veya sabit kalan bir enflasyon rakamları da merkez bankalarının hamlelerini agresif bir şekilde yapmamasından neden olabilir. O yüzden zaten 4 kez bir faiz artırım süreci bekliyorum. Fed'in faiz haberinden sonra piyasalarda herhangi bir gerginlik olmadığını da gözlemliyoruz. Türkiye Merkez Bankası biliyorsunuz faizde %14'te sabit kalmayı tercih etti. Peki Merkez Bankası'nın tam olarak sizce amacı ne? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmemesi de zaten piyasalar tarafından bekleniyordu. Hatta yılın ilk çeyreğinde Merkez Bankası'nın pas geçeceği beklentisi hakimdi. Sürpriz yapmadı, pas geçti. Bundan sonraki süreçlerde Fed'i takip etmeyen bir Merkez Bankası var karşımızda. Zaten önümüzdeki hafta toplantıyı bir hafta önce aldı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Fed'den bir gün sonra faiz kararını açıkladı. Ve bundan sonra da böyle yapacaktır diye ben tahmin ediyorum. Fed'in hamlelerine göre tekrar bir politika belirler kendine. Zaman zaman da Merkez Bankası faiz artırımı yaparak gereken müdahaleyi piyasaya yapar diye ben tahmin ediyorum. Türkiye bir seçim sürecine girdi. Bu seçim sürecinde kur atakları yapmaması için, dolar kurunda agresif yükselişler görmemek için elindeki bütün enstrümanları kullanmak suretiyle bütün hamleleri ben yapacağını tahmin ediyorum. Ancak şöyle bir durumda var. Doların uluslararası piyasalarda değer kazanma sürecine girdiğimiz bir dönemde ve jeopolitik riskler tırmanmaya devam ettikçe, enflasyon rakamları yükselmeye devam ettikçe mutlaka yukarı yönlü hamleler döviz tarafında görebiliriz. TL'deki değer kayıpları da sürebilir. O yüzden ben şunu sık sık söylüyorum. Merkez Bankası bu yıl o faiz indirme ısrarından vazgeçebilir. Ara ara faiz artırarak da piyasalara müdahale eder. Bunun nedeni malum. Fed de aynısını söyledi çünkü. Rusya operasyonu beraberinde enflasyon. Ya enflasyona mücadele etmeniz için kuru düşürmeniz gerekiyor. Kuru baskılamanız gerekiyor. Kuru düşüremezseniz enflasyonda başarısız olursunuz. Ve dolayısıyla da kuru baskılamak için de bu tür hamleler olabilir. Benim için sürpriz olmaz. Ama genele baktığımız zaman da ben önümüzdeki bir ay boyunca, kısa vadeyi bahsediyorum, önümüzdeki 4 haftayı bahsediyorum, bir kur atakları beklemiyorum. Peki döviz ve altın piyasaları nasıl etkilenir bu durumdan? Ben dolar TL kurunda yatırımcılarla sık sık sosyal medya hesaplarımdan şu öngörümü paylaşıyorum. 13.80-14.80 bu bant aralığını dolar kurunda takip edebilirsiniz. 14 lira seviyesinin altında sarkmalar alım yeridir. 14.80 lira seviyesinin üzerindeki yerler satım yeridir. Bu önümüzdeki 4 haftalık süreçte ben burayı takip edeceğim. Gram altın TL fiyatında yatırımcılara hem ons bazında hem de gram bazında 3 haftadır. Aman dikkat edin, alım yapılabilir seviyeler değil. Daha önceden alım yapmış, Aralık, Ocak, Şubat aylarında alım yapmış olan yatırımcıların satış yeridir. Onların sattıklarını yüksekten almayın uyarılarım vardı.
ve 1900 dolar, 2000 dolar seviyesi üzerinde ons altın kesinlikle tavsiye etmedim. Çünkü bu tavsiyem yine devam ediyor. Ons altında ben 1900 dolar seviyesinin altında sarkmalar bekliyorum. Gram altında da 900 lira seviyesinin üzerinde alım tavsiye etmedim. Şu anda da etmiyorum. 850-900 band aralığını görmek gerekiyor. 900 lira seviyesinin altında sarkmalarda kademeli alım yapmanın daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu tavsiyem ve bu düşüncem halen devam ettiği için ben bu fiyatlardan döviz almayı, ben bu fiyatlardan altın almayı veya gümüş almayı kişisel olarak tercih etmiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.